Ali Sami Yen Stadyumunda Ramsvart'la Galatasaray kaçanı kovaladı. Sonunda istediğini aldı. 3 puanı aldı. 1-0 geriye düştüğü maçta. Direkleri dövdüğü maçta galibiyeti aldı. Yarışa devam dedi. Kimlerle beraberiz? Evren Turan, Okan Koç ve sevgili Ümit Edat'la beraberiz. Bam 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 bam. Çok beklersiniz. Ne oldu? Nasıl bekliyorlar değil mi? Ya bugünkü maç 7-8 biter ya normalde. O direklerin şeylere çarpıyor. Oradan dönüyor. İçeriden dönüyor. Şimdi derler zor kazandı. 10 tane olacak maç ya. Ya son dakika ya. Açıklaması var. Şampiyonluk geliyor, şampiyonluk. Fenerbahçe'den açıklama var abi, resmi açıklama. Transfer, yeni bir, çok kısa girelim mi? Transfer açıklaması var. Kadroyu kuvvetlendirmek için bir transfer yapmış Fenerbahçe. Onu alalım, sonra Galatasaray'a dönelim. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Direktleri mi aldı? Gel. Gel Evren abiye de diyoruz. Altın hazır. Ha tamam, neyse böyle devam edelim. Evren abi sendeyiz. Fenerbahçe'nin yeni transferini nasıl buldun? Ne hissediyorsun? Neler yaşıyorsun? 60 puan oldu Galatasaray. İnanılır gibi bir akşam değil. Şimdi bu direkler var ya. Bu sezon Galatasaray en çok direkten dönen takım Galatasaray takım, pozisyonu. Evet. Nasıl olacak bu iş ya? Ben diyorum kale arkalarına birini mi koydular acaba oradan? Bir şey mi yapıyorlar? Olacak iş değil ya. Ya iki tarafa çarpıyor. İçeriden çıkıyor. Tabii. Şeyim var, Kerem Demirbay'ım var. Yani tamam, şanssızlık, beceriksizlikler de var da artık onlar da normal durumlar değil yani. Gerçekten değil. Yani Galatasaray bu sezon özellikle hani ikinci yarının belli bölümleri, ilk yarıda çok iyi. Yani ligin en iyi futbolunu oynadı. Ama işte burada maçı çözeceksin. Galatasaray tabii bunu bir türlü yapamıyor. Yani şu maçı izlemeyen adam der ki Galatasaray zorla kazanmış. Gerçi Fenerbahçeliler izlese de öyle diyecek de. Zorla kazanmış diyecekler. Abi iyi oyun, zaten tek kale oyun var. Tabii. Yani Zaha ile başlamadı mesela Okan Hoca. 2 gün önce antrenmana hani sakatlığı var dedi. Zaha ile mi başlamalıydı? Gerçi ikinci yarı aldı, maçı çevirdi baktığında. Berkan bugün muhteşem oynadı bence sol bek olarak. Yani şimdi bindirdi geldi gitti. Yani müthiş oynadı. Bir tek Kaan orada bek olarak, evet savunma yeri önemli de rakip gelemiyor ki senin önüne yani. İyi de orta kesemiyor. Evet. Belki ikinci yarı Okan Hoca orada bir hamle yapıp Kaan'ı çıkartabilirdi. Onu abi söyledi. Bize bir maçı anlat. Ama Icardi'nin o büyüleyici kafasını anlat abi. Direkten dönen topları anlat. Abi Icardi şimdi bak. Şimdi ikili mücadelelerde falan çok aktif değil. Evet. Mesela ilk yarıda adamlar zaten beşli altılı savunma oynuyorlar. Çıkmıyorlar ki. Orada çok tek kaldı. Galatasaray'ın oyunu ve futbolu bugün muhteşemdi ha. Beyaz rengi görünce Bayern Münih sandı mı Galatasaray? İşte Bayern Münih maçı gibi oynadı Galatasaray. Niye korkuyorum biliyor musun? Bayern Münih gibi oynadığı zaman sağdan bir orta, soldan bir orta. O zaman kazanamadın ya Bayern Münih maçını. Tabii. Hatta Ümit de o yorum o yaptı. Evet. Yani Galatasaray'da bu kadar iyi oynuyor. Bayern Münih maçı da böyle oynadı. Aynı oyunu oynadı. İnanılır gibi bir oyun değil. Ama çok kaçırdı yani. O konuca çok riskler aldı. En son Sanchez'i çıkardı. Cümbür cemaat ya. Allah ne verdi? Allah Allah yani, Allah Allah diye. Acayip riskler var oyunda. Yani aslında futbolda risk önemlidir de. Tabii. Ama baktığında fazla da işler oluyor yani. Savunmada. Ama hep ne diyoruz abi? Riske girmeyen şampanya. Abi hayat da öyle bir şey. Tabii ya. Hayatta riske giremezsen başarılı olamaz. Bu kadar. Bu yani kadar. Bugün Halil de girdi. Oyun içerisinde ilk golde orada katkısı var. Ama bu iş bitiricikti abi. Bu son vuruşlarda. Ya bir türlü işte Tete bugün son dakikada abi. Atacaksın orada bitireceksin. Tabii ya. Icardi bitir abi orada. Tabii bırakıyorsun. Yani, yani maçı kırılma anlarında bir türlü çözemiyorsun. Bravo. Ve son ana kalıyor. Yani illa Galatasaray kendine gelebilmesi için bir gol yemesi mi lazım yani? Ben hatırlıyor musun bak. Gol yedikten sonra bir de şey dedi, ne dedim abi? O offside oldu ya. Hatırlıyor musunuz? Galatasaray dedim bir kere dedim o. Ama onun sebebi varmış. Ne abi? Yani böyle gol yedikten sonra. Şimdi Okan Hoca öyle bir de birkaç oyuncuyla konuştum ben. Aa. Evren dedi ya Türk futbolu zevk olsun, daha heyecanlı olsun diye şey yapmıyoruz dedi. Yani orada hani ilk golü yiyelim ki hani rakip de zannetsin ki o psikolojik üstünlüğü öyle sağlıyoruz. O psikolojik üstünlük oluyor işte. Onun için dedi böyle biraz hani kaybedeceğimizi düşünsünler ki bizimkiler o zaman daha çok konsantre oluyor dedi. Maça daha çok asılıyorlardı. Öbür türlü 2-3-0 olacak. Keyif almıyorlardı. Biraz zor olması lazım. Zor olan şeyler de güzel olur. Tabii. Ama yani bunu yaparken de bizim kalpten gidiyoruz anasını satayım yani. Bizi düşünmüyorsun. Dedim ya hocam kalpten, giden bir adam hiç var. Bizi düşünmüyorsun dedim. Bugün gerçekten kalpten giden bir adam var. Kendini üzüntüden yerlere atan bir adam var. Kim o? Son dakikada kalp krizi geçiriyordu. Allah korusun tabii, hepimiz korktuk. Nerede o? Kim o? Sol tarafına doğru Ümit Özat. Umut Bey'le akraplı Ümit Özat. Ümit abi ne hissettin?
maçın Galatasaray'ın etkileyici bir performansı vardı. Bir futbolu vardı. Ne hissettin abi? Bak Antep öndeydi. Ben beraberliğe razıydım. Hadi bak Evren abi de. Evet abi tabii. Ama şunu da söyledim. Yani Galatasaray bu oyunu bir Bayern Münih maçında oynadı. Tabii. Hatta rakip Antep olmasa Bayern Münih olsa bu işin dönüşü yine 3-0 olur dedim. Çünkü aynı maç o maçın birebir kopyası. Kopyası. Bravo abi. Bravo. Bak, oyun olarak. Yani şimdi Allah ama ikinci yarı özelinde bunu daha çok söylüyorum. Tamam bu kadar direkten döndü ama abi oyunu buraya getiren de öyle ya da böyle bir şekilde Okan Buruk oldu. Ne yaptı da getirdi abi? Abi sen Zaha ile başla Icardi ya. Evet. Yani Icardi 10 haftadır gol atmayan Icardi 20 günlük tatilden sonra oynamayı hak edecek ne yaptı? Tamam Icardi ne düşündü? İki tane ihtimal var. Bir, dedi ki ya ben bu Antep maçını rahat geçerim. Geçerim. En iyisi dedi ben bunun maç temposunu yakalamak için bunu oynatayım. Evet öyle. Bir bu var. Yani, büyük bir ihtimalle. Ama böyle olacağını hiç ummadı. İki, yani iki de bu, üç de bu. Başka bir şey yok. Yani Icardi'yi oynatmasının hiçbir izahı yok ya. Bak, biraz hareketlenme, biraz kıvıldama var. Ama abi, yani kusura bakma da bu oradaki çocuklar 20 gün antrenmana çıkacak. Tamam Icardi'sin. Icardi geçen sene bu takıma çok şey verdi. Ama ben mesela yani bu Zaha'nın ağrısı olan hali buysa ağrısı olmayan hali nasıl? Ağrısı varsa niye oynattın? Yani aldın oyunu o zaman. Ve aldı. Bence niye aldın? Oyunu çok iyi açtı abi bana kalırsa. Tamam, ağrı... Şey ağrım olursa daha iyi oynuyorum demiş. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun temel taşı Sanchez abi. Bravo. Oyundan aldı onu gol geldi. Bak. Bak abi ne alakası var? Sanchez olmasa verelim. Şu oyunda Antep'le değil PTT Lig'de bir takımla oynasan 4 ataktan biri kalende olur. Sanchez çok iyi tutuyor. Bir Galatasaray'ın paylaşımını okuyayım sana döneyim abi. Takımıyla tarihi yazmaya devam ediyor. Süper Lig'e iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör Okan. Ya Okan hocam ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Rekorlara doymuyorsun. Yani kardeşim benim. Bu oyunun baş mimarı Sanchez ve Muslera. Muslera. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Muslera adeta abi böyle savunmada. 43. dakikada. Çat çat çat. 45. dakikada Küçük Rıdvan'ın önüne bir top atıldı. Kim o Küçük Rıdvan? Marco Uç'a diyordu ya Küçük Rıdvan diye. Öyle diyordu. Demiyor muydu kardeşim ne gülüyorsunuz? Komik geldi o yüzden. Demiyor muydu yani? Ya diyordu zaten de gülüyor komik. Aa, yani, sen diyorsan bir şey demiştir yani. Bunda yani bir şer. Bunda gülecek ne var yani? Benim hatam özür diliyorum. Özür diliyorum. Demedin mi kardeşim? Özür diliyorum. Ne? Özür diliyorum ben de hata diyorum. Küçük Rıdvan'ın önüne bir top atıldı. Beckenbauer kademeye girdi. Beckenbauer kim? Adam mezardan kalktı kademeye girdi. Ya beni anlamıyor musunuz? Beckenbauer kim? Libero. Ha şey diyorsun. Dünyanın en iyi liberosu. Muslera. Muslera da Beckenbauer. Aa. Hakikaten öyle. Abi. Doğru doğru. Benim iki tane kontrolü araya girdi. Falco göz mü dersin? Hök mü dersin? Popescu mu dersin? Beckenbauer mü dersin? Abi bravo. Adam libero gibi kademeye girdi. İki olurdu iki. Tabii. Ondan sonra iş oldu bitti. İki olsa sıkıntı. Şimdi ben soruyorum sana. Muslera mı Livakovic mi? Abi son iki hafta. Şimdi Fenerbahçeliler. Demiyor mu yani? Ankara Gücü maçında yaptırılan penaltıyla Samsun maçında yenilen golden sonra la bir buna bak bir buna bak demesi lazım değil mi? Demesi lazım. Bu arada sadece onlar değil bir sürü iki tane falan kaleciyle karşı karşıya yakın böyle net pozisyon kurtaran da var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu maçı Galatasaray kazandı da hiç kimse zannetmesin o penaltılar falan orada şeyler var yani. Hangi penaltılar? İki tane pozisyon var ha penaltı. Yok, yok. Ya var ya bırak orada hakem hiç bakmıyor. Hangisi var, bir Levin abi ya? İlk yarıda pozisyon var. Ya tamam 3 tane direklerin döndü. Var var. Yok i̇ki abi tane yok, o kadar da değil ya. Nerede var abi? Bir gelse bir, ben şimdi bunu nasıl anlatayım yani o pozisyonu? Pozisyonu anlatmam lazım. İzledik abi hangi pozisyondan bahsediyoruz? Bak şöyle kızıyorum. Icardi rakip takımlar çıkmıyor diye altı pasla oynadığı için offside taklidi gelmiyor geriye. Evet. O da tuhaf yani çok kötü gözüküyor. Fenerbahçe bu Marković aldı la. Tamam Allah'tan yani geçmiş abi, dönemde alındı. Bu dönemde alınmadı. Ya bu değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Özür dilerim. Senden özür diliyorum. Özür diliyorum ama hangi anlamda özür diliyorum? Sen yani bunun dışında bir tane penaltı yoktu. Bu %100 penaltı. Penaltı mı bu? Bu
şey var ya, eşeğe atlamaca ne diyorlardı ona? Evet. Birdir bir. Birdir bir. Birdir bir. Onu sen nerede penaltı var ya, sen futboldan falan anlamıyorsun herhalde Evren abi. Penaltı, penaltı. Bu, hangisi diyor zaten? Öbür pozisyon. Göster Allah'ın. Sen nasıl gösterir? Bu penaltı. Görüntü bu mu? Ha bu Berkan'ın pozisyonu Berkan'ın değil. Berkan'ın pozisyonu penaltı abi. Değil. Niye bak pozisyon ben, devam ediyor. Ben de senin gibi düşündüm. Değil. Şimdi arka taraftan bak, gösterdiği için. Bak o topu Berkan, Evren abi. Berkan tamam, sıyrılıp şey sıyrılıp ayağını taksaydı Ankara Güçlü oyuncunun Livakovic'e ayağını taktığı gibi %100 haklısın. Ya Ümit'im bak ben Fenerbahçe'nin pozisyonuna girse penaltı çat diye çalar. Var çağırır. Fenerlere çalıyor. Ya tabii çat diye çalacak abi. En ama var çağırır. Bir var şey bile devreye girmedi. Dünyanın hiçbir yerinde Ertuğrul'la birdir bir oynar gibi bastı lan adamın sırtını. E demek ki bir tane de olsa var yani senin. Ama pozisyonu penaltı. Ha. Tamam abi. Vermedi ama ama buna penaltı veren demem mümkün değil yani. Maçı kopartma şansın var vermedi. Bir de Icardi abi. Düşmedi ama Icardi o pozisyonda. Yani son anda yani. Bir de bir tane de hiç düşmeyeceği pozisyonda düştü. Onda hiçbir şey yoktu. Evet. Evet. O çok. Hatta ama ben hatta dediğim gibi burada bu çok çirkin bir davranış. Bravo. Şu geriye çirkin dönüşlerde mesela Icardi offside çizgisinin orada gelmiyor abi hiç. Niye? Zaten Antepler benim kucağıma gelecek diyor. Yani çıkmıyorlar ya. Evet. O anda ani bir top olsa offside olacak. Hiç geriye dönüşleri yok. Yani orada bekliyor abi. Bekliyor. Dışarı, ama tam şeye döndü. İlginç olan ne biliyor musun? Nedir Okan abi? Çarpıp içeriden top dışarı çıktı ya. Bu abi çok ilginç bir şey. Bak, Okan'ım. Böyle bir şey olamaz. İçeriden dışarı hem çıkıyor. Hem tek çarptı hem iki çarptı. Çok şanssızlık. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mertens mükemmel oldu Okan'da. Ya Mertens. Yoruldu sonlara doğru ama çok yoruldu. Galatasaray'da bugün kötü oynayan oyuncu yoktu bence. Yani sahada en azından mücadele ettiler abi. Oyunun her alanındaydı hocam. Adam sağda, solda, merkezde her yerde zorluyordu. Ben bugün Barış Arpe'de alkışlamak istiyorum. Neden? Neden alkışlamak istiyorum? O nasıl gol? Bak golün dışında. Bak gol muhteşem, muazzam bir gol. Tam oturdu yani uzak köşe abi adamın arasından. Ya muhteşem. Şans diyebiliriz ama kaçan direkler onlar bunlar abi. Onlar da şanssızlık yani sonuçta. Evet. Galatasaray bugün oyunun her alanında oyuna hakimdi. Sağda, solda, merkezde, önde. Yani resmen altı pasın içinde oynadı. Bak ne diyordum ben haftalarda? Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'ı izletmeye başladılar. Bir Trabzonspor bir de bu maç. Şimdi bakıyorsun abi. Ama aradaki İstanbul bak, maçı falan boğuldu. Galatasaray şey maçı diyorum, Trabzon maçı. Galatasaray mesela dikkat et. Haftalardır bak haftalardır geriye düştüğü maçlarda mesela geriye düşüp bak duyuyor musun bir şey mi var içeride? Şey Zaha'nın da paylaşımı tamam, evet, bu oyunda paylaşım var ekranda. Sen devam et abi. Galatasaray haftalardır geriye düşüp 90 dakika mağlup duruma düşüp 90 dakika Fenerlere maç izletiyor bak. Ciddi söylüyorum. Geriye düşüp 90 dakika Fenerbahçelilere maç izletiyor. Yani. Çok iyiydi çünkü abi. 3-1, 4-1 olsa maçı izleyecekler, kapatıp gidecekler. Bir Beşiktaşlı olarak ben de o yarışın içinde olmuş olsam ben de aynı Samet şekilde ekranda kalırım. Samet uyarıyor. Yayıncı kuruluşla Galatasaray'ın anlaşması var. Ratingler artsın diye. O yayıncı kuruluşu değil, direklerin anlaşması olabilir. Aa, zaman paylaşımı bak. Şey, Boyer'in. Barış'ı ayrı bir parantez açacağım. Evren abiyle onu konuşup gelirken de tabii ki koordinasyonunu geliştirmesi lazım. Adam abi sağda kaptırıyor, zorluyor, dikin oynuyor, kaptırıyor, hala inat ediyor. Üstüne gide gide oynuyor mesela rakibin, anladın mı? Oyundan kopmuyor, küsmüyor. Küsmedi, hoca da almadı abi. Görüyor o iştahını, hocalar bunun farkında bak. Okan Hoca burada ciddi şekilde yani çok güzel bir maçı okudu bence. Neden? Kesinlikle öyle abi. Bak birkaç kere topu kaptı, çekti, çekebilirdi oyundan. Çekmedi, üstünde durdu, durdu, durdu abi. Müthiş bir gol attı 93 dakika. Paylaşım çok güzel. Galatasaray çok iyi oynadı. Bugün. Devam et bak sen. Galatasaray bugün yani galibiyeti hak etti. Maç 8'de bitebilirdi. 9'da bitebilirdi. Ama işte atacaksın abi. Fener maçlarında da hep diyoruz ya pozisyonlara giriyor atan. Atacaksın, atamadığın zaman bu sefer strese, taraftarına stres sokuyorsun. Rakibini de umutlandırıyorsun. Ekran başında 90 dakika. Yani özellikle yapıyorlar. Özellikle Fenerbahçelilerle Galatasaraylılar ekran başında ya, özellikle yapıyorlar bak, işte. Bir Beşiktaşlı olarak ben de ekranın başında olurdum. Yani bugün Nelson, Sanchez. Ya Kaan biraz daha hareketli olabilirdi ama Kaan bilmiyorum çok fazla gidip gelemedi. Oralarda topu değerlendi. Galatasaray sezon başından itibaren ligdeki en iyi oyunu oynadı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Deriz. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların dışındaki oyunu oynadı deriz. En bak, iyi oyun ama 2-1 yok, işte. Yok Şampiyonlar yani Ligi. Bu maç... Hayır Evren abi Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynadı. Bayern Münih maçı, Manchester maçlarında daha iyi oynadı. Yani ligdeki, o da ama Bayern Münih yani. Ligdeki maç doğru söylüyorum. Kaçırdım yani sezonda pardon. Ama Barış ne vurdu be solla? Kusura bakma. Yani ya abi böyle bir şey yok yani Van Basten'ın golü de müthiş de oradan o sol. Evren abi asıl olan ne biliyor musun? Yani müthiş Van Basten golü. Aynen Van Basten gibi vurdu. Bir koydu çat diye uzak köşe. Ya bir de abi önemli olan ne biliyorum? Lig yarışı kızışıyor. Bak hala ligin içinde kalıyoruz. Bir takım takılsa abi kopup gidecek. Şu anda iki takımla. Ama şunu söyleyeyim Okan Hoca da iyi değişiklikler yaptı. Bak, bir şekilde oyunu aldı. Aldı oyunu abi. Hata yaptı sonra hatası farkında vardı. Diğer oyunu Halil'i Malil'i aldı. Yani ya oradaki şey mesela bazen kırılma maçları oluyor ya mesela bir kulübesi var. Özür dilerim sözünü kestim. Yani bir kulübesi var. Abi bir kulübeye gitseniz ya. Kimi? Günay. Hazırlayın. Eyüp. Halil.
Ali Turan. Endombele. Endombele. Şu kulübeye bir götürdü ya. Bir de Zaha vardı. Allah'ını seversen ya. Bu kulübeyle döndü geldi maç aldı. Allah'ını seversen ya. Bir de Fener'in kulübeye bak. Doğru söylüyorsun. Ben bunu anlatıyorum. Bunu söylediğim zaman bazı gerizekalılar beni düşman ilan ediyor. Galatasaray ilk kez şampiyonluk oyunu oynadı. Müthiş oyun. Bugüne kadar da puan puanı. Şimdi Galatasaray bu şampiyonluk yarışını açtı. Bak şampiyonluğun sinyalleri bunlar. Niye biliyor musun? Ben öyle yazıyorum ya şampiyonluk geliyor diye. Yok ya falan diyorlar. Bak geçmişe. Bir Akhisar maçı hatırla şey maçı. O Yunan oyuncu attı. Dönüm maçıydı. Evet. Bak biraz daha geçmişe gittim. Geçen sene Mitroğlu attı. Adana Demir maçı. Yani maçları ikinci yarıya giderken bazen böyle kırılma maçlarında o goller geldiği zaman Galatasaray bunu hissediyor. Şimdi Fenerbahçeler bunu anlayamaz. Çünkü 10 yılda şampiyon olamadıkları için. Onu yani şampiyonluk hissene biz anlıyoruz yani. Ya bu normal bir durum ama yapacak bir şey yok. Sonuna bakar her şey. Bu goller geldiği zaman abi hemen böyle bir kıpırdanma başlıyor bizde. Yani şu kulübeden Zaha'nın dışında tamam diğerleri gelecek vaat ediyor ama Zaha'nın dışında Fenerbahçe hangisini alır? Şunu örnek veriyorum. Halil de mesela girdi gol attı. Ya tamam yaptı ama yani şu kulübeyle adam maç çevirdi ya. Orada iyi ya oldu. Mesela Halil'le de ilgili çok eleştiriler var şöyle böyle. Ya kardeşim tamam bazı şansını kullanamıyor. Çok oyuncu var bazen ama girdiği zaman da bir şey yapmaya çalışıyor. Bu kadar da adamı da gömmeyelim. Anladın mı? Bugün girdi bak bir dokunuşu oldu. Bak ufak dokunuşlar şampiyonlukları asist getiriyor. Asist yaptı bir tane ya. Evet yani onun için her oyuncuya sahip çıkacaksın. Galatasaray şimdi 2 ya da 3 tane daha oyuncu alacak. Galatasaray'da şu an transferi bekliyor. Biliyorsun ayın 2'sine kadar adam gelmesi lazım. Çünkü UEFA'ya bildireceksin. Galatasaray onunla ilgili de şu an büyük bir şey yapıyor. Cuma günü. Operasyon var Cuma yani. Günü. Cuma günü. Galatasaray'ın acil şeyi var. Ne var Samet? Verelim. Okuyamıyoruz ki. Rakip adına büyük bir performans sergiledi. Evet abi ya böyle bir şey olamaz. Gerçekten. Bu ne ya? Bu saygısızlık ama. Yok ya şaka yok, ya. Yok direktlere şey yapıyor. Direktler eşit direktler yapıyor. Ha özür dilerim. Şey ha. Rakibi gözüyor direkt. Rakipler de kimden bak? Fener demiyor mu? Fener demiyor. Yok yok. Gaziantep'le bir şakalaşıyor. Rakip adına büyük bir performans sergileyip gülümsemiş. Gaziantep adına büyük bir performans sergiledi tamam, yani. Tamam. Ben bir süper bir tarif vereceğim çok kısa. Güzel. O zaman güzel espri. Çok güzel espri. Aynı fikirdeyim peki, abi. Peki bunu kim yap mesela? Bunları sosyal kim akıl ediyor? Adminler var. Admin, orada admin diyorlar ya orada kulübün koyduğu. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Hani siyasette var ya 200 bin troll besleyene kadar 200 bin sığır besleseydin et fiyatları böyle olmaz diyorlar ya. Evet. Ben sana söyleyeyim bizim kulüplerde bu sosyal medyadaki trollerini bu adminlerini besleyene kadar ben sana söyleyeyim adminler mi? İyi. Scoutlarını falan biraz beslesek kulüpleri çok oyuncu kazanır. Adminler iyi de troller kötü. Bir süper chat arası vereceğim çok özür diliyorum. Tamam, trolleri diyelim doğru adminleri değil.